günlük yaşamımıza damgasını vuran büyük bir buluşun ve düşlerini gerçekleştirmeyi başaran büyük bir mucidin öyküsünü izleyeceğiz bugün. Baird, 1888 yılında İskoçya'da doğdu. İlk gençlik döneminde bile bir şeyler icat etmeye ve bunları pazarlamaya bayılıyordu. Büyük hayallerini gerçekleştirmek ve geleceğini kurmak için Londra'ya gitti. Buradaki ilk yılları ona ne yazık ki sıkıcı bir iş yaşamından başka bir şey getirmeyecekti. Baird, yıllarca sessiz bir kararlılıkla kendini işine verdi, yeteneği ve tutkusu ona henüz profesyonel bir kariyer sağlamamıştı. Mekaniğe, motorlara ve elektriğe karşı yoğun ilgisi de sürüyordu. Bir gün okuduğu dergilerin birinde gördüğü bir sözcük kaderini tepeden tırnağa değiştirecekti. Televizyondu bu sözcük. Konstantin Perski tarafından 1900 yılında Paris'te yapılan Uluslararası Elektrik Kongresi'nde telaffuz edilmişti. Uzaktan görme anlamını taşıyan bu kavram aslında 19. yüzyılın ortasından beri ciddi biçimde tartışılıyordu. Hareketli görüntüleri iletebilecek böyle bir makine fikri Baird'i büyülemişti. Bu konuda çeşitli görüşler vardı ama Baird'in ilgisini asıl çeken Alman mucit Paul Nipkow'un çalışmalarıydı. Nipkow, 1884 yılında ilkel bir televizyon aygıtının patentini almıştı. Bu aygıtın en önemli parçası, üzerinde spiral biçimli 24 tane deliğin bulunduğu bir diskti. Disk dönerken cisimden yansıyıp gelen ışık deliklerden geçiyor ve ışığa duyarlı bir selenyum pilini uyarıyordu. Pil de bir alıcıda ışık kaynağı oluşturacak biçimde elektrik akımı üretiyordu. Bunun önünde de verici ile eş zamanlı çalışan bir başka disk dönüyordu. Diskten geçen ışık bir vizörden görülüyordu. Sonuç, yeniden oluşturulmuş, yanıp sönen bir görüntüydü. Fikri ne kadar etkileyici olsa da Nipkow pek bir ilerleme sağlayamamıştı. Bunun için dönemin teknolojisinden daha fazla gereksinim vardı. Baird bu aygıtı mükemmelleştirmenin kolay olacağını düşünüyordu. Çalışan bir televizyon sistemini henüz kimsenin yapamamış olduğunu öğrenmek onda hem büyük bir şaşkınlık hem de istek uyandırmıştı. Yoğun iş temposu nedeniyle Baird yalnızca geceleri televizyon üzerinde düşünmeye fırsat buluyor, yine de çok önemli ilerlemeler kaydediyordu. 1922 yılında ciddi bir hastalığa yakalandı ve işi bırakmak zorunda kaldı. Londra'nın hemen güneyinde küçük bir kasabaya yerleşti ve televizyon projesi üzerinde çalışmaya başladı. Çoğunlukla parasız geçen günlerine karşın Baird birkaç mıknatıs, bir vakum tüpü ve kimi ufak tefek gereçler edinebilmişti. Baird, 1924 yılında televizör adını verdiği bir prototip yapmayı başardı. Eski bir çay kutusuna bir motor ve kendi yapımı Nipkow diski iliştirmişti. Bal mumu ve yaylarla birbirlerine tutturulan bu aygıt güven vermeyen bir zımbırtıydı ama çalıştı. Bu aygıtıyla Baird birkaç kilometre öteye bir silüet yollamayı başardı. 1924 yılında Londra'ya göç eden Baird, ertesi yılın Nisan ayında televizörünü Londra'da görücüye çıkardı. Şaşkın izleyiciler, zorlukla da olsa, ekranda bir oyuncağın birkaç santimetrelik bir görünüp bir kaybolan görüntüsünü seçebildiler. Görüntü, bir silüetten yalnızca biraz daha iyi olsa da sonuç büyük bir başarının imzasıydı. Baird'ın ilk diskleri ve fotoelektronik aygıtları hareket eden nesneleri yakalayabilmek için çok yavaş ve hassastı. Ancak kısa süre sonra durum değişti. 26 Ocak 1926 tarihinde Baird iyi çalışan bir mekanik televizyonun prototipini Kraliyet Enstitüsü'nün üyelerine tanıttı. Zaferine birkaç adım kala Baird'e İngiliz Posta İdaresi tarafından İletim lisansı verildi.
Birisi Londra'da, öteki de hemen yakınlardaki bir varoşta olmak üzere iki deneysel televizyon istasyonu kuruldu. BBC, 1929 yılında mekanik televizyon yayınına başlamıştı. 1930 yılının Ağustos ayında ilk televizyon oyununu yayınladı. Baird, İngiltere'de adından söz ettirirken yine aynı yıllarda Amerika'daki pek çok şirket de katot ışınları tüpü kullanarak elektronik görüntü iletimi konusunda çalışmaya başlamışlardı. 1933 yılında da Zvorik'in ikonoskop adını verdiği devrimsel bir buluş gerçekleştirdi. Bu sayede rahatsız edici titreşimler yok ediliyor, Nipkow'un mütevazı diskine yeni bir alternatif geliyordu. 1935 yılında EMI, Emitron kamera tüpü adını verdiği bu yeni teknolojik aygıtı duyurdu. Zvorik'in şirketi olan RCA kısa bir süre önce EMI ile teknoloji paylaşımını içeren bir anlaşma yapmıştı. Dolayısıyla Emitron tıpatıp ikinoskopa benziyordu. Öte yandan Amerika'da bir genç, Philo Farnsworth, görüntü izleyicisi adını verdiği elektronik televizyon sistemini duyurmuştu. Görüntü kalitesindeki ciddi farklara karşın Baird'ın elektronik televizyona yönelmesi kolay olmadı. 1935 yılında Baird, daha yüksek çözünürlüklü sonuç elde ettiği bir gösteri yaptı. 1936 yılında BBC'nin Alexander Palace stüdyosundan hem Baird'in mekanik sistemi hem de EMI'nin geliştirdiği rakip elektronik sistem halka yayın yapmaya başladı. Baird'in mekanik sistemi ilk haline oranla çok daha gelişmiş olsa da EMI'nin elektronik sürümüyle boy ölçüşecek durumda değildi. Baird'in sisteminin sonu yaklaşıyor. 2 Kasım 1936 tarihi belki de bunun en önemli adımı olacaktı. BBC o tarihte EMI'nin sistemini kullanarak ilk yayınını gerçekleştirdi. Elektronik devrimi ciddi bir rakipti. İngiltere'deki son mekanik televizyon yayını da Şubat 1937'de yapıldı. İcadı miadını doldurmuştu. Ama büyük mucit düşlerini gerçekleştirmekle kalmamış, yeni düşlere de kapı aralamıştı. Televizyondaki ilk görüntüler zar zor seçilen silüetlerdi. Bugünse Baird gibi büyük mucitlerin gerçekleştirmeye cesaret ettiği düşler sayesinde dünyanın görüntüsü evimizde.